Ben de herkes kadar aşık oldum. Hepsi güzel başladı. Ama bazılarında ben terk ettim, bazen de terk edildim. Çok ağladığım zamanlar da oldu. Sevdiğim ilk kadın mesela. Aşık olmanın hüzünlü bir şey olabileceğini işte o zaman öğrendim. Karşılık beklemeden sevmeyi de. Geriye dönüp bakınca anladığım şey şu. Sevmek, sevilmekten daha güzel bir şey. Ben aşk deyince yanına fırtınaları ve kuraklığı ekliyorum. Ankara'da doğduğum için arkadaşlarım bana Ankaralı Ayhan diyorlar. Adım Murat, lakabım Sarı. Adım Hakan, lakap Kabataş. 27 senedir maçlara gidiyorum. Korkutan bizleri Kursal Ateşi! Benim yok, niye biliyor musun? Herkes senelerce Alen'i lakap olarak zannetti. Herkesin sırları vardır. Benim de vardı. Sadece en yakınımla paylaşacağım türden şeyler. Pascal böyle biriydi. Tabii ki kendime sakladığım sırlar da vardı. Onun bile aklının ermeyeceği şeyler. Aşmasın
Hadi abim bak, iki otobüsümüz kaldı, almayabilir belki. Atlayın isterseniz ha. 15 tane otobüsü koyacaksın buraya. Hiç kimse sorun çekmeyecek. Ya gönül ister ki sırayla böyle ha, kardeşim mi? Öyle kordon boyu. Ha, binen binsin bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani renk ayarına kadar yani sessin yani. Siyah, değil beyaz, mi? Kırmızı. Aynen öyle. Üç renkten şaşma. Eyvallah. Eyvallah. Kartallı Aslan ayıralım kardeşlerim. Ayırın ya bunlar, ayrı yani. Ayırın. Ne yapalım, tek tek ayıralım mı? Ya siyahla beyazı nasıl ayırıyorsan aslanla kartalı da ayır, bu kadar basit kardeşim. Biz memur beylerin eşliğinde saat 3.30 gibi en kötü yani 3-3.30 arası biz yola çıkmayı şey yapıyoruz, Ankara'ya gidiyoruz. Ankara gücü Beşiktaş maçına. Yani gideceğimiz yol o tahminen biz 8 saat gibi tahmin ediyoruz. Yeneceğiz inşallah diye. Ve yeneceğiz bak, Memur Bey bile yeneceğiz diyor inşallah. Pembe olsun, pembe olsun. Girebilen arkadaşlarımız girebilir içeri, dışarıda kalanlar da kalır. Kalanlar gücenmesin bak. Şimdiden peşin peşin söyleyelim. Bursalıların hepsini vuracağız. Bir tane bak, canlı kalmayacak amına. Durumumuz bu arkadaşlar. Gelen otobüslerden başka bir kontenjanımız yok. Gelen otobüslere binebilen bilir. Orada da biletini alabilen alır. Alan arkadaşınıza da gücenmeyin. Çok arz ediyorsanız ben de dışarıda kalırım. Kalan taraftarla hiç fark etmez. Hiçbir zaman bize saldırmayan insana saldırmadık. Aynen. Tamam mı arkadaşlar? Fiiliyorum, ama her zaman nesli müdafaa hakkımız her zaman saklıdır yani. Tamam mı? Saklıdır yani. Zorlarlar sonu kullanırız. Onun dışında herkes Beşiktaş forması, Beşiktaş atkısı giyiyor. Yaralanan taraftarlar oldu. Yaşanan isyanda emniyet görevlileri olaylara müdahale ettiler. Beşiktaşlı yöneticiler geldi ve tribünlerden güvenlik güçleri bir kordon. Bir kere maçın başında haksız bir rekabet yaratıldı. Yani sen oraya aynı benzer türlü bir tanesini 5 milyon, diğerini 30 milyon yapamazsın. Yani böyle yaptığın zaman haksız bir rekabete neden olursun. Beşiktaş'ta isyan, bu asi ruh hep böyle rakiplerin kayrılmasından dolayı doğdu. Vahşilik Beşiktaş tribününde her zaman yaşatılmalı. Biraz doğasında var yani. Barbaros görünüyor sonuçta.
buraya olmuyor. Bir şey geliyor. Büyük geliyor. Soldur. Onun yeri. Soldur. Onun yeri orası. Soldur. Evet. Gittik daha 5. dakikada gol yedik. Maç 1-0, ben babamın suratına bakıyorum. Baba nerede hani Beşiktaş, nasıl olacak falan diye. Dedi merak etme dedi, atar şimdi 3 tane dedi. Hiç unutmuyorum, Vedat Okyar penaltıdan atmıştı. 1-1 olmuştu. Ahmet İki 2 tane de gol atmıştı. 3-1'lik bir maç. İlk hatıramda kalan maç o maç. Ondan sonra bir tane Diyarbakır maçı hatırlıyorum. Babamla gittiğim yine. Diyarbakır, Beşiktaş'ın Fenerbahçe Galatasaray'a hegemonya kurduğu, kapalıya almadığı dönemlerdi. 77-76 ile 80 yılları arasında. Biz geceden yatardık o zamanlar. 7 sene Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı kapalı tribüne sokmadık Ünönü Stadı'nda. O zaman tek maçlarda Ünönü Stadı'nda oynanıyordu. 77-78 sezonunda başladık maçlara gelmeye. Zaten semtimiz Beşiktaş, doğma büyüme. Deplasmandı, bilmem neydi. Beşiktaş'ın maçlarını kaçırmamaya bakıyorduk. Handball, yani basket maçlarına sabah 9'da giriyorduk. Akşam 5'te çıkıyorduk yeri geliyor spor sergiye. Basket maçı spor sergide oynanırdı. Orada da orta bayrak tribünü vardı. Orayı almak için hep geceden işte, ama hiçbir zaman silah veyahut da emanet kullanılmamıştır. Yani o zamanlar dediğim zamanlar yumruk kavgası, bilek kavgası. En fazla taş kullanılırdı ya da sopa. O kavgaların bile gözlemlediğimiz kadarıyla şimdi bir mert bir tarafı vardı. Hani en fazla tekme, yumruk veya sopa kullanılıyordu. Ama akşam saat 12'ye kadar beraber oturur, muhabbet eder. İçerdik 12'den sonra Taksim'den, Çiçek Pasajı'ndan aşağı ayrıldıktan sonra birbirimize... Bir duvarda şöyle yazıyordu: şarkı söylemi yasaktır. Bir havaalanında bagaj arabalarıyla oyun oynamayı yasaklayan bir tabela vardı. Benim zamanımda oyun oynayan ve şarkı söyleyen insanlar vardı. Gece sabahlama da ihtilalden sonra azaldı. Sonra kendi aramızda da belli bir sene geçtikten sonra toplandık, kaldırdık. Zaten artık şey de kalmadı. Gecesi sabaha da kalmadı. Statlar da zaten biri Fener Stadı, onların da oldu. O zaman tek stad olduğu için ortayı almak için biz kapalıyı aldık gerçi, sırf ortayı da değil. Eylül 1980 darbesi sporumuzu, toplumumuzun yaşam biçimini, politikayı, ekonomiyi nasıl etkilediyse, olumlu ya da olumsuz biçimde değiştirdiyse, tribünleri de değiştirdi. 12 Eylül hareketinin hangi sebepler ve ne gibi şartlar içerisinde bir mecburiyet halini aldığı bir an bile unutulmamalıdır. Zira geçmiş unutulursa bugünü yeterince anlamak mümkün olamaz. 12 Eylül'ün getirdiği, tırnak içinde söylüyorum, o günkü huzur ve güven ortamında üniversiteye korkarak giden, eve dönüp dönmeyeceği bilinmeyen o gençlik öğrenci grubu, belki 12 Eylül yönetiminin de yönlendirmesiyle spor alanlarına, özellikle de spor sergi sarayı dediğimiz spor alanları başta olmak üzere işte Şeref Stadı, derken Mithat Paşa'nın ya da bugünkü adıyla İnönü Stadı'nın tribünlerinde çoğalmaya başladı. Tarihten ibret alınmazsa o tarih elbette tekerrür eder. 15 senedir şampiyon olmadığı için de herkesin tabii en çok istediği şeylerden bir tanesiydi. Ve o şampiyonluk hakikaten bir şey var. Çok anlamlı bir şampiyonluk, çünkü son iki tane maçı bütün maçlara bedeldi. Bir tanesi Trabzon'la oynadığımız, burada oynadığımız bir 0-0'lık maç vardı. Ya o maç için biz Dragos'ta kamptaydık ve buraya geldiğimizde, İnönü Stadı'na geldiğimizde stadın etrafında hiç kimse yoktu. Maçta gündüzdü. Herhalde dedik seyircim yok, bir şey mi yok diye.
İçeriye bir girdik. Stat full ve iç stat erkenden dolmuştu. Ve o maçı oynadık. 0-0 kaldık. Ve ondan sonra oynadığımız, Eskişehir'de oynadığımız çok çok önemli bir maç vardı. Ve o maçta gerçekten Eskişehir için hem de bizim için çok çok önemliydi. Eskişehir takımı bizi yenerse kümede kalıyordu. Biz yenersek şampiyon oluyorduk. Ve maalesef maç yarım kaldı. Tabii Beşiktaş kendi öz kaynak düzeni içerisinde çok büyük bir yapılanmaya gitmişti. Bu 80'lerden, 82'den başlayan ve Rıza'larla, işte Ziya'larla, Fikret'lerle başlayan, Küçük Haluk'la başlayan bir dönemin içerisinde, bir ilerleyen seneler içerisinde bizler bu takımın içerisinde monte olmuştuk. Ve Beşiktaş çok önemli bir temel oluşturdu kendisine. Beşiktaş kapalısı da tabii alın burası sizin olsun falan diye kimsenin verdiği bir yer değildir. Beşiktaş'a gönül vermiş İstanbul'un tüm semtlerinden, hatta Ankara'dan, hatta İzmit'ten, İzmir'den sabahlamalara gelen insanların yarattığı bir efsanedir. Stadının kapalı olduğu bir dönem vardı tamirat dolayısıyla. Biz 2000 kişi son gemiyi aldığımız geceyi bilirim. Son gemi ve Galatasaraylılar iskeleye bastı biz gemiye binerken. İskeleden hurra dışarı çıkış ve bazı arkadaşlar gemiyi zapt etti ki taraftar, Galatasaraylıları kovalayan taraftar dışarıda kalmasın. Hep beraber tekrar geri dönelim. Tabii bu haber güvenlik güçlerine gidiyor. Bizim gemi Haydarpaşa'ya yanaştırıldı. Trenden hazırlanmış, hepiniz Gebze'ye gideceksiniz, Kadıköy'e inmeyeceksiniz. Skalamış'a gittik, 500 tane Fenerli bizi bekliyor bu sefer. Galatasaray'la maçımız var, dikkat edin. Ben Beşiktaş taraftarının her zaman çok büyük ayrıcalığının olduğunu düşünüyorum. Ve biz bunu yıllarca hissettik. Hissettirdiler ve bu gücü arkamızda hissederek çok büyük işler yaptık. Yani belki Türk futbol tarihinin en başarılı Beşiktaş bölümünde yer aldık. O yüzden bu büyük taraftar olduğu için arkamızda, onlarla bütünleştiğimiz için bunları gerçekleştirebildik. Biz de semtte baktık, Fenerli Galatasaraylı çok olmaya başladı. Optik vardı semtte, Ercu vardı. İşte Erol gelip gidiyordu, Dev Erol zaten üçü beraber geziyordular. Çene vardı. Ben de dedim, gelin kardeşim dedim, yani biz de bir grup kuralım. Hep beraber bir şey olsun yani, bir oluşum olsun. Daha o zaman 15-16 yaşındayız hepimiz. Tamam dediler. Optik sağ olsun bayağı şey yaptı, emek verdi. Ondan sonra dedik ne olsun grup, baktık güzel bir şey olmaya başladı. Dedim çarşının çocuğuyuz, çarşı olsun. Çarşının içindeyiz, köy içindeyiz. Optik dedi tamam dedi, öyle olsun. Öyle bir yürümeye başladık. Baktık arkamız kalabalıklaştı. Yatan tayfanın devamı yani. Hep aynı içte zaten buradaki çocuklar, herkes birbirini en az 20 sene tanır. Beşiktaşları, bu kuyrukta olan Beşiktaşları kovalamışlardı. O zaman yukarıdan da Beşiktaş taraftarı iniyordu. İşte gece yatan tayfa, işte Cemler falan, aklına kim gelirse. Sarı, Selim, Erol, Ayhan. Türbünden buradan bağıranlar, çarşı geliyor çarşı diye işte tezahürat yapmışlardı. Ondan sonra bir de çarşı Beşiktaş semtinin içinde toplanıyordu ki onun için etraf çarşı ismini koymuştu yani. Ülkenin bir 68 kuşağı vardır. Biz de futbol aleminin 68 kuşağı gibi bir kuşaktık yani. 12 Eylül 80 darbesi sonrası gençliğiz biz yani. Malum yani o zaman bazı şeyler şu an olduğu gibi değildi yani. Beşiktaş'ın menfaatleri, Beşiktaş'ın tribün oluşturması, Beşiktaş'ın rakipleriyle mücadele etmesi, bunların içinde hep bir dönem kavgalar olmuştur. Sonuçta o kavgalar da yaşanması gerekiyordu. Yaşandı, bitti.
başlatan da bizdik, bitiren de bizdik sonuçta yani. Şimdi günümüze geldiğimizde bu tamamen bir görselliğe dönüştü. Bunun böyle ileride daha büyük boyutlara geleceğini biz o zamandan tahmin ettiğimiz için bazı şeylerin önüne geçmek durumunda kaldık. Sağ olsun Fenerli Galatasaraylı arkadaşlarla beraber oturup 95 yılında bir barış imzaladı. Ve bu barışın arkasında da 3 tribünde durdu. Bu da çok önemli bir şeydir yani. Çoğu ülkeler kendi arasında barış yapar ama hemen barışları bozarlar ama bu 3 tribün bu barışın arkasında durdu. İsminin hiçbir önemi yoktu. Ne kadar güzel olduğunun da. Ona sadece Ü diyordum. Gülümseyen gözleri ve gamzeleriyle Ü harfine benziyordu. Beşiktaş'ı seyretmeyi çok seviyoruz. Beşiktaş'ın üzerinde formayla yeşil sahalarda görmeyi çok seviyoruz. 357 ya. Ömrümün 2 yılı böyle otobüsün içinde geçti. Ve dünyayı 5 kere etrafında turlamış gibi bir kilometre birikimine sahibiz. Kaptan gece yarısıydı. Adam iş güzelliği yaptı böyle. Yani normal bir yerde 100 lira yapılacak şeyi 350 lira şey çıkardı. Başka da yer yok diye. Ama bir sürü tamircisi var şimdi. Hangisinin hangisi olduğunu da bilmiyorsun ki. Her zaman aynısı gelmiyor. Portakal suyu içelim. Bir rekor daha kıralım. Nasıl portakal suyu içelim? Portakal suyu içelim. Çok fazla vitamin besteler yapalım. Portakalın üzerine besler zaten var, devam ettiriz. Dünya lideri şu anda rekorumuzu kırabilirler, ona göre hazırlıklı olun. Tabii yine tazelemeye bak yani sen, desibeli yüksel. Desibeli biz geçeceğiz gene abi. Bir beş bas. Nasıl geçeceğiz? Fener maçına geçeceğiz. Az mı geçecek desin? Fener maçına geçeceğiz. İnşallah. İyi o tazelerse. Var ya tek doğum o zaten, yemin ederim. Uçak bile o kadar ses çıkartamıyor, böyle bir şey var mı? Abartmıyor. Yo, gerçeği... Maşallah diyelim, fazla da havalanmayın. Aman. Sonra yuvarlanmayalım. Nazar değil. Fazla havalanmayalım. Yumurtacı Ahmet var. Şimdi muhtar oldu Ahmet abi.
Yani parasıyla bile almak istemezdi bizi otobüslerine. İşte o sırada Rıza abi vardı, bizim kuaför Rıza. Onun otobüslerine binerdik. İşte 10 kişi binerdik, 8 kişi parası verirdik, 7 kişi parası verirdik. Tam 6 sene LS otobüs sürdüm şehirler arası. Kendin gibi trafik canavarları yetiştiriyorsun bu ülkeye, seni tebrik ediyorum. Bravo. Can güvenliğimiz sıfır. Araba da gerçi yeni sayılır, 1970 model ama. Her tarafa çalıştım. Tokat, İstanbul, Giresun, İstanbul. Patates gibi taşıyımızdı. Alakası yok ya, ehliyet sürmüyor ki arabayı. İşte 85'ler, 86'lar. Çocuğun tekini gönderdim dedim. Git dedim, bak bu yöneticimiz. Para iste bakayım dedim, ne verecek dedim. Bir bilet parasını da sen ondan iste dedim. Biliyoruz çünkü vermeyeceğini. Çocuğa sormuş işte, ne kadar şey bilet parası? 20 lira demiş çocuk. 10 lira vermiş. Al demiş, 10 lirasını ben veririm, 10 lira da sen kat falan yani. Saçma sapan şeyler. Çocuk zaten oraya gelene kadar şey yapmış. Bütün imkanlarını zorlayarak gelmiş. Çok şükür yani alnımızın hakkıyla Süleyman Seba başkanımızın döneminde çocuk yaşta türbünlerdeydik. Bir kere bilet almadık, bir kere otobüs almadık. Hiçbir zaman almadık. Kolay ezberle şöyle bilinir, işte çoğu avantajı, çoğu kulüpten geçiriyor. İşte bedava biletle geliyorlar. Bir kısmı sektör oldu, altlarında jip var filan diye. Yani genel taraftar grup liderleri için ve gruplar için bunlar söylenir. Çarşı bence kulüple çıkara da bağlı ilişkilerini yok etmek için samimiyetle mücadele eden bir gruptur. Kendimiz çıkıp da kulübe dedik ki biz bilet istemiyoruz. Biletin olması kargaşa yaratıyor. Ama teşviği de onlar yaptı. Bizim adımız kötüye çıkıyor. Bilet satan insana çıkıyor, bilet alan taraftara çıkıyor. Ondan sonra bu taraftar arasında bile yani bölünmelere neden oluyor. Kulübün onlara taksitle indirimli bilet vermesini ben doğal karşılıyorum. Çünkü çarşı şampiyonluk periyodu çok düşük olan, yani seyrek olan, birkaç yıllık aralarla şampiyon olabilen Beşiktaş gibi bir kulüpte gençlerin Beşiktaş'a yönelmesi için, Beşiktaş sevgisi için sönmeyen bir meşale gibi. Yani o aşkın en ateşli olduğu taraftar grubu. Onların bir şekilde bedelini ödeyerek ama kattıkları enerjinin ve sinerjinin hatırına indirimli biletlerle maç seyretmelerini, bu konuda kulübün kendilerine yardımcı olmasını doğal karşılıyorum. Genelde de Türkiye'de seyirci oyuna göre heyecanlanır. Beşiktaş'ta hazır heyecanlı bir seyirci var. Beşiktaş türbünleri bir kere kulübün önüne çıktı. Açıkça konuşmak gerekirse bir beklentisi olan insanlar ne yazık ki türbünlerde var. Bir kere bu çok acı bir gerçek. Üstümüzdeki yara bereyi saymaya gerek yok. Konuşmaya da fazla gerek yok. Aileyi vermişiz, gençliği vermişiz, eğitimi vermişiz. Hala çoğumuz bekar. Aksaray'da dükkanımızı kaybettik işte Beşiktaş sevgisine. Ben Beşiktaş'tan işte arkadaşlık, dostluk, şu anda 48 yaşına geldim. Beşiktaş sayesinde bir ton dostum, gerçek güvendiğim dost kazandım yani. Taraftar örgütlenmeleri bir süre sonra kulübün yönetimini eleştirir. Hatta kulübün yönetimine ortak olma eğilimi göstermeye başlıyorlar. Bence burada ciddi bir tehlike var. Yani kulübün kendi sosyal yapısını harekete geçiren dinamik bir güç olmaktan, tribünleri kendi başlarına örgütlemekten. Mesela İngiltere Taraftar Derneği bütün deplasmanları Taraftar Derneği örgütlenir. Herhangi bir olayda da yetkililere karşı Taraftar Derneği sorumludur ve bir Taraftar Derneği vardır. Biz buralıyız. Yani ne doğuluyuz ne batılıyız. Hem doğuluyuz hem batılıyız. Bütün dünyayı ehlileştirme ve sıradanlaştırma üzerine kurulmuş. Hani hegemonik dayatmaya uyma isteği. Sana diyor ki kardeşim bizim bir hayat görüşümüz var. Bu sistem içerisinde, bu hayat içerisinde böyle yapacaksın. Yönetime ortak olma, kendini yönetimle üstünde görme, yönetime karışma. Bunlar bir taraftar grubu için en tehlikeli şey. Çünkü bir süre sonra o kitlenin, yani gerçek anlamda kayıtsız şartsız seven taraftar kitlesinden farklı bir görev kendinize atfediyorsunuz. Bir nevi profesyonel taraftarlaşmaya başlıyorsunuz. Halbuki o senden istediği efendi, önünü ilikleyen, düzgün, tıraşlı bir adam olmanı istiyor. Neden? Çünkü onu öğretmek çok kolay. Neden peki tribün buna karşı çıkıyor? Çünkü tribün oynamak istiyor. O da seni oynatmamak istiyor. Senden basit edilgen bir seyirci yaratmaya çalışıyor. Beşiktaş tribününün temel itirazı da, ya biz basit bir seyirci topluluğu değiliz. Yağmuru bir günde görmüşüm seni. Üstünde çubuklu formalar vardı. Bir anda
insanları medenileştirme gayreti aslında onlara söylenen şu gibi gelir hep bana. Kardeşim siz bu oyunu oynamayın. Oturun bu oyunu seyredin. Halbuki Beşiktaş tribünü genel olarak çarşı böyle temel bir itirazdır zaten bu durum. En azından benim için. Kardeşim ben bu oyunu izlerim. Ama izlerken de çıkar oynarım. Sen de bana karışamazsın itirazla. Ama onlar gibi yöneticilik sıfatı altında gidip bazı yerlerde kanallara girmiyoruz, kapıları açmıyoruz. Biz bu takımın ta kendisiyiz. Yani biz Beşiktaş'ız itirazı. Çarşıyı böyle de anlatabilirsin. Çarşıyı birçok insanın törpülenmiş duygularını sivritme mekanizması olarak da anlatabilirsin. Ama ben çarşıyı bana sorarsan, çarşı tamamen Beşiktaş menfaatleriyle donatılmış, tamamen Beşiktaş'ın artısı için çalışan ve yalnızca kafasında Beşiktaş olan bir destek grubu olarak ben niteliyorum. Şeyler oldu orada, kafayla vuramadı mı, ne oldu? Tuncay gol attı zaten, bir de düştü orada önümüzde, yuvarlandı muvarlandı. Ya bizim orada hareket yapıyordu, düştü. Bizden de tabii yağdı bir şeyler. Aç insan kankim abi. Aç insan. Afrika kankim. Ha, William Wright, tamam. Kale dışı kullandı, bunu yok kale dışı kullanıyor. Kaptırdık abi. Bir Filistin direkt Afrika'ya. Parayı bulayım 1.500.000 Afrika'da. Yemin ediyorum. Bak yemin ediyorum. Hakan abi sen bilirsin. Bu konuda ciddi olduğunu. Hakan. Harbi Afrika'ya. Mali, oralar, buralar. O insanları ben... Parayı bul. 500.000 yatırım yap. Ulan parayı bulayım gözün doysun diye sana 100 milyar vereceğim. Yok yeni. Oluyor işte, yeni yapılan yol. Kolu daha şurası karşısı. Gol. Bir oldu, bir. Geçen şeymiş. Koyduk Antep'e, Antep'e. Orada Nini karakteri var bir tane, tamam mı? Severek insanları, hayvanları öldüren bir tip. Aslında akıl hastası ama çok güzel yerim. Ben çok seviyorum onu. Hayır abi, onun karnını doyurmak istiyorum, o kadar. Mesela atıyorum, o kadar ihtiyaçları var ki 500 milyarlık ekmek alacağım onlara. Bir fırınla anlaşıyorum. Fırına diyorum ki sana diyorum 150 milyar dolar bu Afrika'yı doyuracaksın kardeşim. 150 milyar dolar hem de. Önce Tigana'ya gideceğim ama bu işler nasıl oluyor diye. Çünkü Tigana hep yardımcı bu işlere. Felaket güzel bir insan çıkar. Tigana şöter, Tigana şöter. Çarşıyı biraz daha değişik formatların içine soktuk. Daha duyarlı, daha halkçı, daha toplumu kucaklayan, daha barışı kucaklayan bir hale soktuk. Halkın içinden geliyoruz. Bütün hayatımız yani halkın içinde geçtiği için bazı şeylere biraz tepki göstermek hakkımız diye düşünüyoruz biz de. Çünkü halkız biz de. Ezginin, haksızın hakkını savunma gibi modelin içine soyunduruldu. Yalnızca buydu ama asi olma, aykırı olma ve ateşli olma halini tribünlerde yansıtmanın bir ruh haliydi.
Fenerbahçeli olduğunu bildiğim yazar Orhan Pamuk'un Türkiye'de bazı kesimler tarafından bir türlü işlerine sindirilemeyen Nobel ödülünü ilk kutlayan da çarşı. Çarşı tamamen bir tribün hali, bir tribünün yansıttığı ruh haliydi. Bir sürü emekçinin, bir sürü parasını çalışarak kazanan insanların takındığı bir tavırdı bence. Beşiktaş seyircisi öbür takımlara karşı hepsinden daha bilinçlidir seyircisi. Çok yaratıcı, dinamik ve her şeye karşı olan bir grup. Sadece Beşiktaş'a karşı değiller. Bunun dışında her şeye karşı olan bir grup. Sonra bir baktık kendimize karşı olduk. Karşı da karşı olduk. Küçüklerin saati hep böyle ilerler. Düzensiz, sıkıcı ve çoğu zaman umutsuz. Derhal büyümeliydim ve benim sabrım yoktu.
hareketin Allah'ı bir defa orada. Oynamaya, eğlenmeye çok daha meyyeldir ve bu nedenle çok kanaatimce çok daha hırçındır. Ve kanaatimce de bu hırçınlıktan, yani bu hırçınlığı olumsuz anlamda kullanmak için söylemiyorum. Kesin olarak otorite tanımaması idi. Yani biz neye karar verirsek kendimiz inanarak, kendimiz gerekli gördüğümüz zaman ve kendi uygun gördüğümüz biçimde onu gösteririz. Kimse bize bir davranış empoze edemez, yasak koyamaz diye. Haliyle çok eğlenen bir topluluk olduğu için çok yaratıcıdır. Çok yaratıcı olduğu için çok eğlenir, çok eğlendiği için de çok kolay ele avuca gelen bir topluluk değildir. Yani kolay denetlenebilen, kolaylıkla şekillenebilen bir topluluk değildir. Daha çok reaksiyonlarını, eğlence anlayışını, tavırlarını... Takımıyla, renkleriyle, tarihiyle, geleneğiyle, büyük futbolcularıyla, ahlakıyla, bu futbolun akli yanlarından çok akıl dışı yanlarıyla övünen, bunlarla gurur duyan... Siyah beyaz, hayatımız siyah beyaz. Ama ben onun hani çok eşsiz bir koro olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Biz ayrıyız. Yani diğer tribünler gibi değiliz. Şimdi biz kendimize bir tane marş bulmalıyız. Ormanlar seri halde yanıyorlardı ve ormanı yakanın anasını diye başlayan bir slogan patladı durup dururken tribünün. Hani politik olmaktan bahsettiğim şey diğer tribünlerde çok göremediğimiz, genel olarak sadece diğer tribünlerde şehit cenazeleriyle ve hani memleketin başka politik veçesiyle ilgili alanlar, Beşiktaş tribününde hemen hemen hayatın her alanıyla ilgili olarak kendisini ne diyelim dile getiriyor. İşte orman meselesi oluyor, çevre meselesi oluyor ya da işte Kazım Koyuncu öldüğünde kocaman bir Kazım Koyuncu pankartıyla bir sanatçıya dan yana tavır almak oluyor. Bu Orhan Pamuk için bu ve buna benzer şeyler olabiliyor. Yani ne bileyim sevgi gösterileri tarafında olmak ya da protesto etmek şeklinde. Böyle bir politik, ne diyelim, bana sorarsan politik bir olgunluğu var. Beşiktaş türbününü. Beyin takımı var. Bu beyin takımı her zaman vardır. Ama şeydir yani. İçimizde de diyoruz ki karşı her şeye karşı, kendine de karşı. Kendimize de karşı olmanın getirisidir zaten bu. Üretkenliğin bir şeyi yani. Ama onu yine ben şey diyorum yani. Onu biraz daha Türkiye kafa patlatsın buna biraz daha. Biraz daha düşünsün. Beşiktaş tribününün diğerlerinden ayırt edeceği yanı ciddi bir biçimde organize olması, bunun için çalışması ve belki başkalarının ölen hayatını buraya adadın, manyak mısın sen diyeceği ya da anlamayacağı bir şey olabilir bu ama. Hani derler ya biz bu takımı ölümüne seviyoruz diye, Şeref Bey bunu hayata geçirmiş birisidir. Şeref Bey Beşiktaş için Beşiktaş'ı var etme mücadelesinde 39 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Ve bu mücadelesi sırasında hastalığını öğrenmiş
arkadaşlarının ısrarıyla tedavilere gitmiş. Ancak o Beşiktaş aşkını bütün bunların önüne almış, tedavisini ertelemiştir. Ve 39 yaşında aranızdan ayrılmıştır. Genç yaşta Beşiktaş'tan Hüsnü Sağman, baba Hüsnü koparılmak zorunda kaldı. Kasımpaşa'ya gitti ve sözleşmesine de asla bir Beşiktaş maçında oynamam ibaresini koydu. Ama Beşiktaş'tan gitmesi, Beşiktaş'tan ayrı kalmasını içine sindiremedi. O da kahrından Beşiktaş'ın şehidi oldu. Bugün Beşiktaş var ise bunu borçlu olduğumuz en önemli kişi Şeref Bey'dir. Şu anda Şeref Bey'in ruhu gerçekten şad oluyor. Gerçekten şad oluyor. Buna adım gibi eminim. Benim sizlerden ve bütün Beşiktaşlı büyüklerin sizlerden isteği... Edep yahu. Anlamı her zaman şudur yani. Eline, diline, beline hakim ol. Bu güzel bir felsefeyi bizler artık Beşiktaşlılar bunu her yerde göstermek zorundayız. Maça gidecek bileti yokken, itilmiş, kakılmışken, bir işte, bir atölyede, bir fabrikada günde 10 saat, 15 saat çalışan bir çocuğun Beşiktaş yüzünden benim bilmediğim ölçülerde bir heyecanı yaşaması, bir hafta onu düşünmesi, yaşama becerisidir bu bir anlamda. Çarşının 25. yıl etkinlikleri çerçevesinde 23 Nisan bayramı dolayısıyla da kimsesiz ve engelli çocuklara, kardeşlerimize ve armağan kampanyası, armağan günü tertip ettik. Amacımız ismimizin, varlığımızın yalnızca tribünlerde değil, insanlık namına ülke hakkında, vatanımız hakkında iyiye delalet getirmesi. İnanın çocuklar, güzel günler göreceğiz. Güneşli günler, Kadı köyde selam dinleyeceğiz. Şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz. Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz. Güneşli günler, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yeneceğiz. Şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz. Beşiktaş kapalısının ortasında bulunan insanlar önemli bir bölüm. Hakikaten Beşiktaş'ta yaşıyor. Hani tanıdığım çocukları tanıyorum. Bayağı Beşiktaş'ta varlar. Fakat hani bu Beşiktaş'ta var olma hali genellikle hayatın diğer alanlarını ıskalıyorlar anlamına gelmiyor. Hani asli kimlikleriymiş gibi duran şey Beşiktaş. Kızılay daki adamla konuşulması lazım. Fener bize gün vermesi lazım. Biz de maç olur. Burada ruh veririz bir yanına. Hadi gelin. Herkes kan veriyor. Hadi gelin buradan toplar toplar götürür. Görsel karabalık olacak her tarafta. Kan verenler olacak. Ama onun dışındaki günde 200-300 kişi veya da 100 kişi görünürse o zaman mantarlarız. Renklerinin aşığı. Dur tamam. Orası bağlanınca o iş ayrı. Dönüşmemesi lazım. Rekabet, bu tür bir rekabet Kızılay'a ve Türkiye'ye, Türk toplumuna, Türk insanına yarar getirecektir. Birçok hastaya şifa verecektir. O yüzden
herkese böyle bir kutsal göreve davet edildik herkes. Siyah ulan! Siyah ulan! Beyaz ulan! Değil. Erzuba! Kanlarımızı Kızılay'a bağışlıyoruz, organlarımızı da Fener'e. Helal olsun. Siyah ulan! Beyaz siyah ulan! Beyaz ulan! Beyaz ulan! Siyah ulan! Beyaz siyah ulan! Beyaz ulan! Beyaz ulan! Hacı Baba dediğimiz hayatta Beşiktaş ulan derdi yani. Güzel bir laf. Hayatta gerçekten Beşiktaş. Soyut ve yüksek bir manevi değer uğruna binlerce ayrı kimlikten, ayrı kişilikten, ayrı dünyadan insanın soyunup tek bir insan haline gelebilme gücü. Bu Türkiye gibi, Türk toplumu gibi kendini soyut şeylerle ifade etmek isteyen insanların asla kayıtsız kalamayacağı bir şey. Ben sabaha kadar namaz kılan bir adamım. Lakabım Karınca Hasan. Ben bu köfte tezgahını hazırladığım zaman ben buraya köfte tezgahımı 5'te getirdim. Buraya 5'te kimse yoktu. Ben o saate kadar evimde zikir çektim. Teheccüd namazı kıldım. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de yalvardım. Ya Rabbi dedim, hiçbir şeyimiz yok. Barek dedim, bizi dedim böyle mutlu et dedim. Benim de bir politik duruşum var ama işte ben mesela İslamcıyım. İçki içmiyorum ama işte kazana gitmek benim için çok önemli geliyor. Niye bilmiyorum yani. Bu çok hani günah bir şeyse günah ama çok önemli geliyor. Mesela maçlar önce kazana gitmem lazım diye düşünüyorum. Üniversite döneminde işte aynı üniversite İstanbul Edebiyat bulup da işte çok yine sevdiğim devrimci arkadaşlarım vardı. Bazen okulda birbirimize öfkeyle bakıyorduk ama tribünde gidip yan yana oturuyorsun. Seviyorum yani o anlamıyla. Çünkü orada Beşiktaşlılık başka bir şey doğuruyor. Biz dedik ki Allah'ım dedim. Ben dedim bu semtte doğdum. Ben Beşiktaş Ortaköy çocuğuyum. Doğmam beyim. Allah'ım benim çocuklarım bir şey görmedi. Şampiyonluk görmedi. Böyle güzellikler görmedi. Ya Rabbi senin o gönderdiği kutsal hazinenin üstünde sabahlara kadar zikir çektim. Hep Allah dedim. Her zaman Allah dedim. Her zaman Allah dedim. Her zaman da Allah dedim. Antalya maçında dualarımızla galip geldik. Kadıköy'de Fenerbahçe kupa maçında kaleciyi Rüyü'yü geçiyor Alex. Birdenbire ayağa takılıyor, düşüyor, boş kaleye gol atamıyor. Allah o kadar güçlü ki bizim üst hürmetimize, güzel kulların hürmetine onları orada iki kere de o maçı yaşadık. Bir Panku'nun kaleye geçtiği maç, 9 kişi kaldığımız maçta yine zikir çektik radyodan dinleyerek Allah Allah dedik. Melekleri artık böyle ışıklarını görmeye başladık. Dedik ki bu maçta dedik bizim dedik. Bir maçtan önce camide namazımı kılıp maça gideceğim falan bir olay olmuş. Caymaz'ın herhalde kulağını kesmiş adamlar. Birden bir yere gittim. Bam gün bir kavganın önünde girdim. 3 dakika önce camide 3 dakika sonra bam gün birileriyle birbirine lan niye? Ama yok işte niyesi. Öyle bir şey yani. Bana hep insanın aklı bir varlık olduğu öğretildi. Ama bundan da hep kuşku duydum. Çünkü aşk var hayatta. Özveri var, feragat var, acı çekmek var, kısacası nedensizlik var ve bunların da en iyi ifadesi akıl dışılıktır. Ama bir de bilgi sahibiysek, bir de okumuş, yazmışsak burada böyle bir eşiğe geliyoruz. Eğer ceza alır isek biz bu saatten sonra yeni yapılandırmalara göre öbür sene kupa maçlarında görev yapamıyor Beşiktaş. Kupalara almıyorlar Beşiktaş'ı. Evet. Böyle bir durum asıl durumda. Şimdi tamam mı arkadaşlar? Bir şey daha söyleyeyim ya sana bak. Yani bir şey bunu bütün herkes yan yana söylesin. Bununla ilgili bir şey söyleyeyim ben. Şimdi Beşiktaş yönetimi bilinçlendi. Şimdi bu anlattıklarına göre de bilinçlendi. Şimdi aramızda Fenerbahçeli lavuklardan da duyuyoruz. Fenerli çocuklar gelecek. Onlar tahrik edecek. Onlar saldıracak. Taş atacak. Onları nasıl ayaklayacağız biz? Yapacak hiçbir şey yok. Herkes otokontrol yapacak. Şu tarafları bilinçlendirdi şu anda mesela. Bunların hepsi otokontrol yapacaksınız. Arkadaş herkes yanındakini bir şekilde. 10 bin kişilik açıkta 1000 tane ölüsü 1000 tane tribüncü çocuk var. Var var. 1000 tane çocuk kendine görev belirlerse görev alırsa onları da alırız. Çürük elmaları sepetten çıkartırız. Evet. Bir ikincisi. Dediği gibi en önemli şey küfür. Susturacaksın.
yoluna devam edeceksin. Taraftara hiçbir şekilde küfürlü konuşmayın. Ters tepebilir. Ne yapacaksın? Haydi kartallar, haydi kartallar, haydi bağırın. Açıkta tek ses bazen oluyor, bazen olmuyor. Onda ne de olmuyor? Materyal yok, malzeme yok. Açığı çok şey bıraktık yani, çıplak bıraktık. Evet. Size bir tane tempo davulu vereceğiz. Kapalıdan gelen ses zaten türbüncüler kulağını verirse sesin devamını getirir. O tempoyu yakaladı yani. Türbüncüler de kitleye bu sesi götürür yani. Açık bir dakika. Buyur anlayıcım. Hoş geldiniz. Arkadaşlar şöyle bir çökelim de herkes dinlesin. Bir dakika, ben 88 yaşındayım. Ben Allah uzun ömür versin. Maç bıraklısıyım. Ben duşu 18 yaşından beri şu çırağımda. Çırağımdan sonra oraya şimdi. Allah Beşiktaş'a iyi kuvvet versin. Fakat Beşiktaş yenildiği zaman inan oğlum hasta oluyorum. Nedir bu Beşiktaş? Eskiden Beşiktaş böyle miydi? Bir gol attığı zaman... Hakkı askerliydi geldi. Şöyle ayağımla yaptı. Üsküdar inledi. Oğlum şimdi nedir bu gençler? Üzülüyorum. Bu yaşta üzülüyorum Beşiktaş yenildiği zaman. Helal olsun beni. Şey yapardım, ben de keşke bir gün büyüsem de amigoluk yapabilsem falan diye böyle çocukluk gibi böyle içimden geçirirdim hep. Alet sahaya, üşüşecek bir kanla! Alet sahaya, üşüşecek bir kanla! Alet sahaya, alet! Tam zamanı şimdi! Haydi alet, haydi alet, haydi! Tam zamanı şimdi! Herkes toplu olarak çıkardı tribünün üzerine. Biri çan çalardı, biri zil çalardı, biri davul çalardı. Biri tribünle diyalog halindeydi. Böyle bir 10 kişi, 12 kişi devamlı tribündeydi. Sonra bu çıktığımız yerden düşmeler falan çok olmaya başladı. Karışıklıklar, kalabalıktan mütevellit. Sonra valilik bir karar aldı. Bunu da deklare etti. Yalnızca bir kişi kalacak dendi. Geçici bir uygulamaydı aslında bu ama bunu uyguladılar. Vallahi arkadaşlar, ben böyle bir sen çık ben çık olmadı aslında. O günden sonra da devam ettik. Yani aşağı yukarı ya 91-92 olması lazım. Bu etki muhtemel. Beşiktaş, taraftarların Galatasaray maçında 52 saniye süren küfürlü tezahüratı sebebiyle bir maç seyircisiz oynama cezası almıştı. Şampiyonluk yolunda önemli bir maça çıkacak olan Beşiktaş. Bu maça seyircisiz oynama. Zaten Bursa maçı var. Bu maçın yerine Bursa'ya gideceğiz işte. Telafi edeceğiz. Sahayı kapatacaklarına rögar kapaklarını kapatsınlar. Millet düşüyor, ölüyor.
siyah beyazlı taraftarlar Ünlühani Nevzat Demir tesislerine toplandılar. Maça giremedikleri için buraya geldiler ve takıma moral veriyorlar. Takım otobüse çıkınca burada futbolcular lehine bağıracaklar. Şeyde ceza. Kadıköy 50 tane bıçak sokarlar, bir şey yok. Sami yerine sahaya bıçak atarlar, bir şey yok. Gelirken hafif yavaşlayacak. Arkadaşlar meşale yapacak. Beşiktaş sesi bizim canımız, siyahla beyaz akan kanımız, seviyoruz seni canı gönülden Beşiktaş sesi. Otobüs gelince, otobüs gelince bağır. Otobüs gelince. Evet. Bağırmadan, hiç bağırmadan, bağırmadan, semti rahatsız etmeden bugün pazar arkadaşlar. Taharet oraya, üçü çektik artalım. Fenerbahçe ile Fenerbahçe stadında oynadığımız ve 2-1 yenildiğimiz bir maç var. Fulya'nın alt sahası, çim olan sahası yeni yapılmıştı. Oradan o zaman da kapalı salonda soyunuyoruz alt tarafında. O kadar mesafe yeri yürüyerek takım yürüyor. Bütün taraftarın arasından. Gordon ilk önce tabii olayı şey yapamadı. Yabancı olduğu için reaksiyonu falan. Tabii daha sonra antrenmanı çok fazla uzatmadan kesti ve hep beraber takım halinde yürüyoruz ama şeyi nasıl diyeyim tabii sonuç şeyde koptu. Kapalı salonun girişinde ve artık birbirine giren iki grup halinde büyük bir cenk halinde bir şey geçti. Onun sonucunda tabii bütün kapalı salonun camları, çerçeveler her şey o anda indi. Yine kötü maçlardan birinde maçtan sonraki antrenmanda o zaman Fulya'da çalışıyorduk. Artık Fulya'ya geçmiştik Şeref Stadı'nda. Antrenmandan çıktım ben. Dört lastikte patlak arabanın, benim arabanın. Bıçakla kesilmiş. Biz tabii orada o zamanın delikanlı yaşımızda 20-21 yaş. Kim patlattı bunu falan gibi yine futbol ortamının şeyiyle. Biz patlattık ne var diye şey çıktı. Bizim Optik. Optik de genç tabii o zaman. Hemen aynı yaştayız biz Optik'le. Gayet kalabalık bir grup Optikler falan. Gittik dört lastiği değiştirdik. Gayet şey. Ama şimdi tabii lastik patlatmak çok olumlu bir şey değil mi? Veya çok
hafif bir eleştiri değil ve hafif bir şey değil ama o dönemler bu ölçekte gidiyordu olaylar yani. Ama bu da yaşadığımız olaylardan biridir. Ben de bir spor araba vardı. Bir gün lastiğimi kesmişler. Tahmin ettim Beşiktaşlılardır diye düşündüm. Aradan bir zaman geçti. Benim arabanın 4 lastiğini birden kestiler bu kez. Sonra arkadaş olduk bazı tribünden arkadaşlarla. Bir gün evde yemek yiyoruz. Yemekte dedim ki ya detayına girmeden benim lastikleri de şöyle böyle oldu kesiciler falan dedim. Biraz da böyle şey konuştum. Sert konuşunca meğerse kesen arkadaşlar evde oturan arkadaşlarmış. Abi lütfen öyle deme ya falan dediler. Öyle bir anımız oldu. Birkaç kez arabanın lastiği kesilmişti. Sabahın 6'sında böyle uyandım hani. Ve bir an kardeşimle göz göze geldik. Aynı odada yatmıştık karşılıklı çekyatlarda. Böyle ben bir an bir şey oldu zannettim ona. Çünkü böyle dümdüz bakıyordu hiç gözlerini falan kırpmadan hani çocuğa bir şey mi oldu diye. Cemil ne oldu dedim falan. Bana abi dedi Feyyaz ne yapıyordur şimdi dedi. Yani sabahın 6'sında uyanmış ve Feyyaz'ı düşünüyor. Yani bu nasıl bir şeydir? Yani ben hayatımın hiçbir döneminde hiçbir şeye karşı böyle bir sadakat duyduğumu hatırlamıyorum açıkçası. Bu o gün çok etkiledi beni ama aradan yıllar geçtikten sonra o Feyyaz'ın top oynadığı stada gidip o duyguyu her hafta yaşamaya başlayıp o artık benim de hayatımın bir parçası haline geldikten sonra 15-16 yıl, 17 yıl öncesine dönüp kardeşimi yeniden anlama ihtiyacı duydum. İşte bir maç sonrası yine gidiyoruz. 2-3 kişi otobüse küfür ettiler bize karşı. Ya olur böyle tabii haklılar maçtan sonra kaybedince. Öyle biz de bir boşta bulunduk. Şoföre dur falan yaptık böyle ağır ağır ayakları. Şoför de zınk diye durdu mu? Şimdi laf da ağzımızdan çıktı, inmek zorunda kaldık otobüsten. Otobüsten bir indim, gidiyorum işte ben. Nereye gidiyorsam iki tane adam bayağı geride kaldılar. Bir baktım arkamda kimse yok. Sonra neyse Recep geldi falan. Neyse ben ama çok sinirlenmişim artık. Benim de nevrim dönmüş. Ondan sonra ben adamlara doğru koşuyorum. İki tane de genç çocuk aslında. Sonradan öğrendik ki zaten onlar Beşiktaş'ta değillermiş. Yani bize el kol hareketi yapan Fenerli. Biri Fenerli, biri Galatasaraylı, iki taraftar. Ondan sonra ben koştum. Çocuklar görünce ya abi işte yanlış anladın falan dediler. Ama o ara Okyay'dan çıkmıştı. Bizim işte Kadir abi falan gelmiş arkadan. Kadir abi aldı sandalyeyi çocuğun kafaya geçirdi. Ondan sonra kafeterya darmadağın abi işte. Herkes altta üstte. Ondan sonra gazetede hemen haber ertesi gün Feyyaz taraftar dövdü. Bunu yanlış koymuşlar ya buraya. Bize bir ton rüzgar yapıyorlar. Fenerbahçe şey duruyor burada. Nasıl olacak? Geçmişte yaşandığı zaman zor olan ama şimdi geriye baktığınızda da biraz gülümsemeyle andığınız olaylar. Herkesin bir zamanı vardır. Ü, benim ömrümün zamanıydı. Ama ben o zamana yetişemedim. Altyazı M.K.
Beşiktaş dediğimiz gibi 15 günde gelip bir 90 dakika için yapılacak bir Beşiktaşlılık değildir. Her zaman şunu da bilsinler, Beşiktaş maç da alır, maç da kaybeder. Ben bazen Beşiktaş yenildiği zaman bazen yine ruhum okşanıyor bile, bir çocuk gibi sarılmak istiyorum Beşiktaş'ı, kollamak istiyorum. Yenilgisinden bile hüzünlenerek zevk de alabiliyorum. Herkesin Beşiktaşlılığı farklıdır yani. Hep yenecek diye bir şey yok Beşiktaş. Aşkın acısı güzel, acısını da seviyoruz, daha çok seviyoruz. Yani biz Beşiktaş onun için seviyoruz ya. Yani. Siyah beyazız zaten ya, siyah da biz, biz beyaz da biz. Aydınlık da bizim, sultan da bizim. İçki şurada bir şarap içtim, kumun bataklarından börek çıktı yanında, iyi mi? Olur da güzel, olur. Şarabın yanında onu çekmiyor ya. Önce ben bir tane alayım ya. Çok açıyordu. Yok hocam, bir şey istemiyordum da yani, keşke içmeyeydim şarabı. Beşiktaşlılık benim çocukluğumdaki abilerdir. Hani vardır ya bakkallarda böyle, bakkalın da arkadaşıdır yanında hafif fıstık tezgahı arkasında tekel birası içen abi. Bizim mahallenin Beşiktaşlı abileri daha soğukkanlı, daha başarıya göre takım tutmayan. Ama mücadele etsin özveriyle. Beşiktaşlı futbolcu istiyoruz biz Beşiktaş'ta özellikle. Gerçekten Beşiktaş yenildiği zaman ağlayabilen, üzülebilen. Pascal Nouma diye bağırılıyor, İlhan Mansız diye bağırılıyor, Feyyaz diye bağırılıyor. Yani bunlar ama yani isimler olarak değil, o ruh olarak bağırıyor insanlar. Biz bunu istiyoruz. Böyle futbolcular görmek istiyoruz Beşiktaş'ta, basketçiler. Veyahut da bizim oyuncumuz kendini durup dururken, yere atarken de onu desteklemeyiz yani. Formasını terletene kim terletiyorsa ona hak veririz biz. Optik başkan dedikleri Amigo Mehmet Işıklar dün kalp krizine yenik düşüp hayatını kaybetti. Bugün 38 yaşında hayatını kaybeden optik başkana veda günüydü. Işıklar'ın cenazesi, Beşiktaş'ın eski futbolcuları, yöneticileri ve ezeli rakip taraftarlarını da bir araya getirdi. Optik bizim için bambaşka. Ben Optik'i gözlükleriyle tanıdım. Başında kukulatasıyla tanıdım yani Optik'i ben. Gelişi 14 yaşlarında falan da galiba. Öyle şapkalı, gözlüklü. Talebe. Sonra üniversiteyi de kazandı. Beşiktaş için yapmayacağı hiçbir şey yoktu yani. Beşiktaş onunla, bizimle, hepimizin hayatta ilk şeyidir. Türkiye'de taraftarların organize maçlara gitmediği, otobüslerin kaldırılmadığı, takımın iddiasının olmadığı deplasmanlara bile Optik mutlaka gitmiştir. Bir şekilde kendi ekonomik gücü olmasa bile bazı arkadaşlarımız tarafından finanse edilip gönderilmiştir. Yanına bir çıkıp birkaç arkadaş katılır. Ki Türkiye rekor elindedir Optik. Hayatını Beşiktaş'a adamış. Öğretmen olduğu halde öğretmenliği bırakacak kadar Beşiktaş'ı sevmiş. Ya şimdi mesela herkes bilmiyor belki ama Optik iki tane üniversite kazandı. Üniversite imtihanlarına girmesini anlatayım ben sana mesela. Hani şimdi millet dershanelerde şuydu burada koşturuyor ediyor. Optik Kabataş Erkek Lisesi'ni 3 senede bitiren ender öğrencilerdendir yani. Öyle şey yok yani. Öyle bir beyin göremiyorum şu anda ben ve Optik'te biz mesela üniversite imtihanı zamanı gireceği zaman bir Fener maçına sabahlıyorduk. İkincideydi herhalde. Dedim Optik dedim yani milleti bırakıp sabahlıyoruz tamam da sabah 9'da imtihan var. Yani ta şeyde girecek imtihanı da Şişli tarafında. Dedim nasıl olacak Optik dedim yani nasıl gideceğiz falan milleti bırakıp. Dedi ben gitmem lazım üniversite imtihanı dedi. Gideyim dedi hemen geleceğim. Dedim olmaz sen yalnız gidemezsin takip ederler falan diye Fenerliler bir şey yaparlar diye. Hadi dedim beraber gidelim. Atladık 5 kişi arabaya taksiye. Gittik imtihana girdi Optik. Daha yarım saat geçmedi. Bir baktım ilk Optik çıktı geldi şeyden imtihandan yani millet 2 saat falan duruyor imtihanda. Optik yarım saat falan geçti geçmedi hemen koşa koşa geldi. Hadi binelim gidelim dedi. Ve dershaneye falan gitmediğini de adım gibi biliyorum çünkü
devamlı bizle beraber dershaneye falan yazılmazdı bile zaten. Bir baktık kazanmış işte İstanbul Üniversitesi'ni kazandı. Orayı bitirdi. Öğretmen oldu. Optik Beşiktaş'ın ruhunu yansıtan bir insandı ya. Bir deplasmanda bir yerde Optik'i gördüğünüz zaman tamam biz buradayız, Beşiktaş burada diyordu insanlar. Optik tribüne girdiği zaman İstanbul geldi diyorlardı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Adam bunu yaratmıştı yani. İsmi bile gelse yetiyordu. Biz Samsun deplasmanına gittik. Bir indik Samsun'a. Ya hava buz eksi. Ali'nin kendi kalemize gol attığı maç. Hava buz eksi kesiyor. Optik'i gördüler adamlar orada Tokat'tan falan gelmişler. Battaniyelerini verdiler bize ya. Arkadaşlar üşümeyin biz yeteri kadar ısındık diye düşünebiliyor musunuz? Aynı soğuğu onlar da hissediyor. Optik buydu işte. Sokak kedilerini beslerdi, sokak köpeklerini beslerdi. Sally diye bir köpeği vardı onun mesela. Senelerce ona baktı mesela. Öldüğünde üzüldü, ağladı hep beraber. Sokak kedilerinin yani şeydi, sahibiydi yani. Giderdi onlara kimlik çıkartırdı, bir şeyler yapardı. Yapmaya çalışırdı. Yani yalnız Beşiktaş değil, Fener camiası da, Galatasaray camiası da hepsi Optik'i sever. Sever ve sayar yani. Bana telefon açtıklarında Optik'i öldüğünü söylediklerinde ilk önce ya şaka mı yapıyorsun? Bir gün önce beraberdim çünkü. O laf çıktı. Arkadaş da hatta bu işin şakası mı olur dedi. O laf zaten öyle ağızdan çıkmıştı. Şok oldum. Bir saat falan kendime gelemedim. Evde de yalnızdım ben onu duyduğumda. Ondan sonra ilk işim vallahi evden çıktım. Geceydi bana haber geldiğinde. Evden çıktım kafayı dağıtmak için. İlk gördüğüm meyhaneye girdim. İşin doğrusu bu. Ondan sonra da sabahleyin zaten sabah uyuduğumuz yok. Sabah olur olmaz. Geldik. İşte cenazeyi kaldırmaya. O acı unutulmaz yani. Hiçbir zamanda ölene kadar da unutacağımızı şey yapmıyoruz. Çünkü bir anda gitti. Ölümün yakışmadığı tek insan desem yeridir yani Allah için. Ne diyeceğiz o? İnşallah orada kavuşuruz. Sadece sevmeyi biliyoruz. Çünkü siyah beyaz. Hayatımız siyah beyaz. Çünkü sevilmeden sevmek dua gibi bir şey. Sevmeden sevilmekse sadece bir yük. Suratımıza taraftarın sesi çarpar. Büyük bir her sokaktan, her taraftan birileri şarkılar, birileri marşlar, birileri tezahüratlar yapmaktadır. Ve bu semtin kalbine doğru gitmeye başladıkça artar. Beşiktaş'ı sevmek. O formaya en kutsal değer verip
o formaya saygı duymak. İçindeki hiç önemli değil. Dünyanın en büyük oyuncusunu da alsanız onunla iletişim kuramaz. O yani çünkü baş tacı dese günün birinde savunmayabilir. Yani öyle ki forma kutsaldır. Hatta şöyle bir maça doğru yürürken onların işlerinde yürürseniz şöyle derler. Bu kutsal formayı bir kez giyeyim, öleyim diyen binlerce, milyonlarca Türkiye'de genç var. Yani böyle bir o formanın üstünde başka bir değer yoktur. Yani Beşiktaş forması kutsaldır. Onu giymek şereflerin en büyüğüdür. Ve Beşiktaş taraftarı da o formayı seveni sever. Beşiktaşlıyı da Beşiktaşlı yapan etkenlerin arasında bir tanesini de çarşı olarak koyabiliriz. Bu çok ufak bir detaydır ama ben büyük bir kitleyi kapsamaktadır. Kesin bir tribün hakimiyetinin olduğundan söz etmek mümkün. Çünkü diğer taraftar gruplarına bakıldığında belli bir tribünde oturup kendi tezahüratlarını yapan ama stadın bütününe hakimiyetleri tartışılabilen topluluklar olarak göze çarpıyorlar. Oysa İnönü Stadı'nı biliyoruz ki deplasmanlarda dahil olmak üzere tabii ki bütün bir taraftar topluluğunu çarşı tek başına idare edip yönlendirme kabiliyetine sahip. Zaten şeyi de çok ayırmamak gerekir diye düşünüyorum. Hani çarşı bir tarafta, Beşiktaş taraftarı bir tarafta diye düşünmek yanlış olur. Beşiktaş taraftarının bütünü takımı destekleme anlamında inisiyatifi çarşıya teslim etmiş durumda. Beşiktaş taraftarı kadar bütün birlikte hareket edebilen ve o gücü aynı anda ortaya koyabilen çok nadir taraftar grubu olduğunu görüyorsunuz. Bence zaten yurt dışından bu kadar büyük takım geliyor ve maçlar oynuyorlar. Hepsinin başta şeylerden önemli bir şey. Çok büyük bir taraftar grubu önünde oynayacağımızı biliyoruz. Çok taraftar konusunda çok şey duyduk. Bunu söylüyorlar ve çok enteresan bir şey. Yani Liverpool takımı geliyor burada ki Liverpool gibi çok büyük bir taraftar potansiyeline sahip olan bir takım. Beşiktaş taraftarı karşısında hayran olup geriye gidiyor. Ben taraftarlık bazında artık yani Türkiye'de rekabet edebileceğim bir taraftar kitlesi kalmadı. Direkt gözümüzü Avrupa'ya biz de diktik. Tabii Avrupa'nın en büyük taraftarı olarak zaten biz söyleniyoruz. Madem biz söyleniyorsak da biz de Avrupa'ya bir sorumluluğumuz var. Yani bir tribün şovu göstermek zorundayız. Avrupa'nın en büyük taraftarı olmak, anılmak da o kadar kolay bir şey değil. Onu da sağ olsun bütün taraftarımız yaptı. Bugün İngiltere'den, İspanya'dan, Almanya'dan, İskoçya'dan birçok yerden futbolun beşiği diyebileceğimiz yerleri saydım ben özellikle. İrlanda'dan çarşı sempatizanları var. Dolayısıyla Beşiktaş tribünlerine aşık olma hali var. Yani bugün Tottenham yönetimi ve İngiltere basını Beşiktaş kulübüne teşekkür mektubu ve hayranlık ifadeleri, imareleri kullanaraktan Beşiktaş kulübüne fakslar geçiliyor, e-mailler geçiliyor. Bugün İspanya'daki bütün bu futbolla ilgilenen, tribünlerle ilgilenen bütün kesimler bütün sitelerinde çarşıyı örnek gösterebiliyor. Şunu gördüm mesela Beşiktaş sadakat demek. Bu başka kulüp tribünlerinde çok rastlayamayacağımız bir şey. Şampiyonluk hasretiyle çok çile çektik. Geceleri uyumadan sabahlar ettik. Uçurumlara düşmeden tut elimizi. Şampiyon oldu şimdi 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 bize. Layla 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 geceleri uyumadan sabahlar ettik. Uçurumlara düşmeden tut elimizi. Şampiyon ol Beşiktaş'ım yesin hep bize. Düşmeden tut elimizi. Sen şampiyon ol Beşiktaş'ın. Lay 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 l
karar.